Sihirbazı, kurulum ve güncellemeler sonrasında uygulamanın sağlıklı biçimde çalışmaya devam etmesi için kullanılan bir araçtır. Bu araç ile uygulama ayarlarının üstünden geçilmesi, tablo ve erişim güncellemelerinin kontrolü gibi çeşitli adımlar kontrol edilerek uygulamanın normal bir şekilde çalışması sağlanır. Wizard uygulaması güncelleme ve ilk kurulum sonrasında otomatik olarak başlar. Harici olarak uygulama açılmak istendiğinde kurulumun yapılmış olduğu dizinin altındaki NavSmart SVC dosyasının içeriğinde NavSmart Configuration Wizard görülecektir. Wizard uygulaması çalıştırıldığında ilk adım olan başlangıç adımı görüntülenir. Bu ekranda uygulamanın doğru çalışması için gerekli olan bazı bilgilendirmeler yapılır ve ilk kurulum yapıldığında seçilen dizin bilgisi bu ekranda karşımıza çıkar. İleri butonu ile bir sonraki adıma geçildiğinde makine bilgileri ekranında kurulumun yapılmış olduğu makineye dair sistem bilgileri gösterilir. Uygulamanın doğru çalışması için gerekli olan minimum gereksinimler karşılandığında, çek işareti karşılanmadığında ise cross ile kullanıcı bilgilendirilir. Gereksinimler karşılandığında bir sonraki aşamaya geçmek üzere ileri butonuna tıklanır. Lisans bilgileri ekranına gelindiğinde bu ekranda ERP lisansına dair detay bilgilerin görüntülendiği bir ekranla karşılaşılıyor. Burada herhangi bir alanın doldurulması gerekmemekte ve ileri butonu direkt karşımıza çıkmakta. Burada ileri butonuna tıkladığımızda veri tabanı ayarları ekranına gelinmiş oluyor. Burada kullanıcının uygulama ilk kurduğunda girmiş olduğu bilgilerle birlikte ekran dolu gelir. İlk kurulumda doldurulmuş olan kullanıcı adı, şifre, sunucu adı ve veri tabanı alanları hala geçerliliğini koruyor mu test etmek üzere kontrol et butonuna tıklanır. Burada başarılı bir sonuç alınmış ise bir sonraki adıma geçilir. Bu ekranda hata alınması halinde konunun log dosyasına yönlendirme yapılacaktır. Bir sonraki adıma geçmeden farklı bir kullanıcı ile Excel bağlantılar menüsüne ulaşılmak istendiğinde ilgili checkbox işaretlenir ve altındaki kullanıcı adı ve şifre alanları doğru şekilde doldurulur. Bu ekranda veri tabanı ayarları adımında girilen veri tabanı üzerinde Logomind Navigator tabloları güncellenebilir. İlgili Navigator tabloların içeriklerinin silinip tekrar oluşturulması sağlanabilir. Raporlar otomatik olarak veri tabanına yedeklenebilir ve yedekleme işlemi her kayıttan sonra otomatik olarak senkronize edilebilir. Ekrandaki tüm işlemler tamamlandığında bir önceki adımlarda olduğu gibi ileri butonuna tıklanabilir. Servis işlemleri adımına gelindiğinde uygulamanın çalışması için gerekli olan Bridge Servis, Web Servis ve Navigator Smart SVC servisleri otomatik olarak oluşacak ve durdurulacaktır. İşlem görüldüğü şekilde başarılı tamamlandığında başarılı mesaj gösterilecek ve ileri butonuna tıklanabilir hale gelinecektir. Bridge Servis işlemleri adımında ekranda doldurulması gereken Bridge URL ve port alanları bulunur. Bu alanlar doldurulup kontrol edildiğinde başarılı bir sonuç alınmışsa ileri butonu gösterilecek, başarısız sonuç alınmış ise ileri butonu görünmeyeceği için bir sonraki aşamaya diğer ekranlarda olduğu gibi geçilemeyecektir. Alanlar doğru bir şekilde doldurulduğunda artık ileri butonuna tıklayabiliyoruz. ERP servis ayarları ekranı doldurulması zorunlu bir ekran değildir. Fakat bu ekrandaki alanların doldurulmaması web arayüzüne erişim ve logo kimliği kullanımına engel oluşturmaktadır. Ekrandaki alanların doldurulup doldurulması koşulunda da kontrol butonuna tıklanarak bir sonraki adıma geçilmesi, ileri butonun görünmesi sağlanmaktadır. Bu ekranda başarılı sonucu alıp ileri butonuna tıkladığımda web servis ayarları adımına gelmiş bulunuyorum. Bu adım yine doldurulması zorunlu olmayan bir ekrandır. Web lisansı olmayan kullanıcılar için alanlar doldurulmadan kontrol et butonuna tıklandığında bir mesaj gösterilecek ve ileri butonuna tıklanabilir hale gelecektir. Bu ekranda ben alanlarımı kontrol et dediğimde yine yukarıda ileri butonu görüntüleyebiliyorum. Son adım olan servislerin başlatılması adımında servis işlemleri adımında oluşturulan ve durdurulan servislerin artık başlatılması sağlanır. Bu ekran otomatik olarak servislerin oluşturmasını sağlayacaktır. Herhangi bir işlem yapılmasına gerekmemektedir. İşlem tamamlandığında ekranın alt tarafında diğer ekranlarda olduğu gibi başarılı bir mesaj görüntülenmiş ise artık Navigator uygulamasına başarılı bir şekilde giriş yapılabilir demektir.